Güneydoğu Televizyonu ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Bu akşam Haydi Konuşalım programında eczane ve eczacılarımızı konuşacağız. Bilindiği üzere Covid ile mücadelede sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba sarf ettiler. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Tabii aynı zamanda bu sektörle en yakın işbirliği içerisinde olan eczacılarımız da çok büyük çabalar gösterdiler. Bizler de eczacılık sektörünü nasıl etkiledi ve daha sayabileceğimiz birçok başlıklar var. Bu akşam bunları sizlerle konuşacağız. Konuğumuz var, çok değerli bir konuğumuz var. 27. Bölge Şanlıurfa Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Süleyman Açar Beyefendi bu akşam bizlerin konuğu olacak. Sizler de merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi bizlere sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şahsım ve meslektaşlarım adına tüm halkımızı Şanlıurfalıları selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi bu Covid illetinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Çünkü geçtiğimiz hafta ilk Covid vakasının Avrupa'da görülmesinin yıl dönümüydü. Artık geçen yıl bu vakitler yavaş yavaş ülkemize de gelmek üzereydi diye düşünüyorum. Şimdi eczacılık sektörü benim için çok önemli bir sektör. Yani vatandaşlarımız bir baş ağrısında bile hemen eczane kapısını çalmaktalar. Covid ile mücadelede sağlık çalışanları hastanede çok büyük güvenlik önlemi alıyorlar. İşte siperlikte vesaire de korunmak için inanılmaz bir mücadele içerisinde oluyorlar. Aynı zamanda işte testini yapan, pozitif veya negatif çıkan, vücut kırgınlığı olan bile eve gitmeden bir eczaneye uğrayayım da takviye edici gıdalar alayım diyerek eczacı arkadaşlarımızın kapısını çalmaktalar. Yani vakayla birebir karşı karşıya kalıyorlar. Yani bu çok önemli bir durum. Bu nedenle isterseniz Covid eczacılık sektörünü ve sizleri nasıl etkiledi buradan başlayalım. Şimdi Covid süreci 2020 yılına gidelim. 2020'de hakikaten sadece meslektaşlarımız için de ülkemiz için ve bütün dünya için zor bir yıl oldu. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Maddi kayıplarımız oldu ki hal olmakta işte esnafımız, vatandaşımız maddi olarak çok kötü anlamda etkilendi, hala da etkileniyor. Bunun ötesinde hadi bunlar gelir geçer deriz. Can kayıplarımız oldu. Hepimizin mutlaka bir eşi, dostu, akrabası, yakını bu hastalıktan vefat etti. Üzücü kayıplar yaşadık. 2021'in bize bunları tekrar yaşatmamasını temenni ediyorum. İnşallah. Bunlardan kurtulduğumuz bir yıl, sağlık ve refah içinde geçireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Öncelikle bu şekilde başlayayım. İnşallah efendim. Urfa özelinde bakarsak da Covid sürecinde gerçekten eldeki imkanlara bakılırsa Şanlıurfa olağanüstü bir süreç yönetimi yaptı. Çevre illerle, komşu illerle kıyasladığınız zaman süreci hep birkaç adım daha önde başarılı bir şekilde götürdük. Buradan da Sayın Valimiz ve Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkürü borç bilirim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü aynı zamanda Şanlıurfa'da kurulan pandemi kurulunda sizler de varsınız. Biz de size bu kapsamda teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Şimdi Covid sürecinde eczaneler nasıl etkilendi? Tabii ki maddi olarak biz de bütün kesimler gibi etkilendik, olumsuz yönde. Fakat bunun haricinde eczane ciroları düştü haliyle. İnsanlar mecbur kalmadıkça ilaç Doğru. kullanmamaya başladı. Ama bizim şu an önceliğimiz tabii ki bu değil. Halk sağlığını önceliyoruz siz. Az önce sağlık çalışanlarıyla işbirliği dediniz ama böyle bir şey yok. Eczacının kendisi zaten Sağlık sağlık çalışanı çalışanı. doğru. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak kabul etmesinde biz olumlu bir şekilde karşıladık. Yani şu an eczaneler statü olarak, yasal statü olarak Evet. sağlık ocaklarıyla, yeni isimleriyle, aile sağlığı merkezleriyle aynı statüde sağlık kurumları. Evet. Bu gözle bakmak lazım. Nitekim meslektaşımız da bu süreçte bütün zorluklara rağmen halkımıza kesintisiz hizmet verdiler, vermeye de devam etmektedir. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birçok vatandaşımız ilk rahatsızlığını, ilk şikayetini gelip eczacısına anlatıyor. Ona danışıyor. En basit şey de atıyorum hekime gidecekse, doktora gidecekse bile ben hangi doktora gideyim diye önce eczacıya danışıyor. Eczacı onu doğru şekilde yönlendiriyor. Veyahut işte
Bir takım şeyler özellikle bu süreçte bunu da vurgulamak isterim. Bu korona sürecinde özellikle her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bu sanal alışverişte bir patlama oldu. Halkın bu konuda bir teveccühü var. Tabii böyle olduğu zaman da ister istemez bu iş suistimale de açık. Sanal anlamda derken yani... Yani internet üzerinden alışverişten bahsediyor. Ne üzerine alışveriş yapıldı? Takviye edici gıdalar mı yoksa... Tabii takviye edici gıdalardan bahsediyorum ama tabii bunlar öyle bir şekilde sunuluyor ki. Evet. Gerçek dışı bir şekilde. Bir de bilinçli kullanılması lazım. Tabii bir de özür dilerim virgül atayım. Şu da aklıma geldi. Aynı zamanda bazı süpermarket alışveriş merkezlerinin reyonlarında bile artık biz bunları görür olduk. O da başladı ona paralel olarak. Şimdi birincisi sağlık bir meta değil, emtia değildir. Evet. Bunun farkına varmak lazım. Ben bunu her zaman söylerim. Daha önce de bu stüdyoda da ifade etmiştim. İnternetten her şeyi alabilirsiniz. İşte saat alırsınız, takım elbise alırsınız, ayakkabı alırsınız. Bunlar saate çıkabilir. Bunlar saate çıktığı zaman para kaybedersiniz. Evet. Ama sağlık namına bir şey aldığınız zaman sadece para kaybetmezsiniz. Çok şey kaybedersiniz. Canınızı dahi, hayatınızı dahi kaybedebilirsiniz. Evet. Bu riske atılacak bir durum değil. Bu süreci fırsat bilip işte umut tacirliği yapan, hiçbir etkisi olmayan ürünleri vatandaşa sanki çok ciddi etkileri varmış gibi sunan art niyetli insanlar ortaya çıktı. Özellikle sanat platformunda. Vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli olmasını istiyorum. Mümkün mertebe sağlık ürünlerinde internete teveccüh etmemelerini, eğer olur da aldılarsa dahi bunu mutlaka getirip eczacılarına göstermeleri, eczacılarından fikir almaları yönünde şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Bunun haricinde ülke genelinde bizim 50'yi aşkın kaybımız oldu. Evet. Eczacı olarak. Covid sürecinde. Covid'le mücadelede. Bir o kadar da en az mesai arkadaşımız, çalışanımız, teknisyenimizi kaybettik. Şanlıurfa'da eczacı kaybımız yok Allah'a şükür. Fakat maalesef ki bir tane teknisyen arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyoruz. Kaç eczacımız var Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da bizim oda olarak 700'e aşkın, 750'ye yakın üyemiz var. Yani bunların 540 tanesi eczane eczacısı. Evet. 540 tane eczanemiz var şu an. 540 eczanemiz var. Peki rakamsal olarak baktığımızda kaçı Covid'i geçirdi diyebiliriz? Yani %10'a yakın diyebiliriz. %10. %10'a yakın diyebiliriz. Bu kötü bir rakam değil. Değil. İyi bir rakam. Çok genel şükür olarak. Can kaybı da yok. Can kaybı da yok Allah'a şükür. Arkadaşımızın tabii. Yanı sıra. Tabii. Peki bu rakamın düşük olması neye bağlıyorsunuz? Bu tabii işte bu biraz da bilince bağlı. Çünkü sonuçta eczacı bir sağlık çalışanın kendini nasıl koruyacağını biliyor. Hastalığa nasıl yaklaşacağını için, tabii nasıl yaklaşacağını biraz daha iyi biliyor. Ki nitekim biz özellikle bütün kurumlarımızın, devletimizin üzerinde durduğu işte maske, sosyal mesafe, temizlik gibi bu şeyin boş olmadığını, işe yaradığını da biz buradan anlıyoruz. Evet, doğru. Yani bu kapsamda tekrardan hayatını kaybeden eczane teknisyenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani 540 eczacı arasından bu sayı oldukça düşük. Peki değinmek istediğiniz diğer hususlar var mı yoksa ben diğer konulara değineyim mi? Özellikle bu internet alışverişinin yanı sıra diğer buyurun. Diğer konulara değinelim o zaman. Şimdi diğer konumuza geçecek olursak aşı konusu. Evet. Aşı ülkemizde uygulamaya başlandı efendim. Evet. Eczacıların aşılanma durumu söz konusu mu? Ve siz bu işin neresindesiniz? Tabii ki biz aşılandık. Sağlık çalışanı olarak biz eczacılarımızın şu an %80'i yaklaşık aşılandı. Diğerleri de olacak. Eczane çalışanlarımız şu an peyderpey sisteme yükleniyor. Yüklendikçe onlar da randevu alıp aşı oluyor. Aşı süreciyle ilgili söylenecek çok şey var aslında. Mesela? Mesela şu aşı sürecini açıklığa kavuşturmak için önce bir geriden gelmek lazım. Tamam. Bu Covid süreci ne şekilde yaşandı, neler yaşandı bu süreçte? Biz toplum olarak genelde yakın geçmişi dahi çabucak unuturuz. Evet. Covid süreci çok manipüle edildi ülkede. Bu kadar can kaybımız varsa bu manipülasyonun burada çok büyük payı var. Bilgi kirliliğinin çok büyük payı var. İnsanlarımız yanıltıldı. Ne şekilde yanıltıldı? Böyle bir hastalık yok. Bu tamamen uydurmadır. İşte görüyordunuz hasta sürecin ilk başında işte sokak röportajlarında ben bu hastalığa inanmıyorum deyip maskesiz dolaşan birçok insan vardı. Evet. Tabii bunlar nereden çıkıyor? Bir kısmı kasti yapılıyor.
Benim kendi gözlemim, özellikle sosyal medyadan toplumu manipüle etmek adına bir kısmına dikkat çekmek adına yapılıyordu. İşte bu hastalık yok, bir projedir. Velev ki proje dahi olsa böyle bir hastalık var. Çünkü can kayıpları var. Can kayıpları var. Evet. Umursamaya umursamaya biz bu noktaya geldik. İşi başından beri bu kadar ciddiye alsaydık belki şu an sevdiğimiz birçok insan bizimle birlikte aynen yaşıyor olacaktı. Yani tam da bu süreçte birisi dedi ki maske takın, diğeri de ki takmayın. Yani bu tür problemlerle de karşılaştık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Şimdi aynı fikirlilik şu an aşı konusunda var. Evet. Yani sürecin baktığınız zaman o yüzden dedim geçmişi unutmamak tabii lazım. Ki. Hastalığın başında nasıl bir manipülatif bir bilgi kirliliği var idiyse şu anda aşı konusunda aynı süreç yaşanıyor. Evet. Yani işte yok aşının etkisiz olduğu, çok abuk subuk yan etkiler yaptığı, insanı kısırlaştırdı ki böyle bir şey mümkün değil, söz konusu değil gibi ben bunu örnek olarak verdim. Bunun tabii çoğaltılabilir. Aşı konusunda şey var. Bunlara bir an önce önlem almak lazım. Halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek lazım. Şimdi bu bir süreç işte anlatıyoruz az önce bahsettik. Hepimiz çok kötü etkileniyoruz. Maddi, manevi, en basiti işte çocuklar evlerinden çıkamıyor. Tabii. Bu çocukların yarın öbür gün biz şu an farkında değiliz ama yarın öbür gün bu çocukların bilinçaltına nasıl bir hasar bırakacak, ne olacak? Kestiremiyoruz bile, evet. Tabii. Öte yandan insanımız maddi sorunlarla boğuşuyor. Can kayıplarımız oluyor. Yani saymakla bitmez. Evet. Bu süreci aşmamızın da, aşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Bir an önce kurtulmamız gerekiyor mu? Mutlaka. Gerekiyor. Buradan kurtuluşun tek yolu da akıl çerçevesinden baktığınız zaman aşı görünüyor. Siz aşı oldunuz mu? Ben aşı oldum. Oldunuz. Oldum. Ben geçen hafta aşı oldum. Yaklaşık 10. güne girdi. Herhangi bir yanıltısı yok. Hiçbir sıkıntı da yok. Sinovac aşısı zaten şu anda elimizde olan tek aşı bu. Tabii. Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Aşı konusunda işte yok. Şu aşı şöyle. Alman aşısı, tabii, Çin tabii aşısı vesaire, Pfizer. O konu çok bilgi kirliliği. Aynen. Ama bunların hepsini sizden dinleyeceğiz. Evet. Yani siz tabii eczacısınız. Bağımsız bir kuruşsunuz. Sivil toplum örgütüsünüz. Elbette gerek kurumumuzun, devletimizin vermiş olduğu bilgiler bizim için çok önemli. Ama bağımsız bir kuruluşun vereceği bilgileri de vatandaş merak ediyor aslında. Evet. Şimdi aşı konusundan gidiyorum. Şimdi Türkiye çok tartışmalı. Ben böyle manipülatif konulara çok girmeyi sevmem ama doğruyu da konuşmak lazım. Elbette. Şimdi belli bir kesimin söylediği gibi uzay liginde değiliz. Çok çok süper değiliz. Ama belli bir kesimin yerin dibine batırdığı gibi bir ülke de değiliz. Üçüncü dünya ülkesi de değiliz. Belli bir ağırlığı, belli bir ciddiyeti olan bir ülkeyiz. Evet. Hele ki sağlık alanında, ilaç alanında, belki yine uzay liginde değil, uzay liginde olmamız için ne yapmamız lazım? Kendi ilacımızı, kendi molekülümüzü geliştirmemiz lazım. Henüz o safhada değiliz. O da çok ciddi maliyetler gerektiriyor. Fakat Türkiye'de ilaç üretim koşulları olsun, bunların denetlenmesi olsun, dünya standartlarının altında değil. Evet. Birçok konuda da üzerinde. Yani dünyada benim diğer ülkelerle yarışabilir nitelikte. Bizim ilaç üretim tesislerinin denetimi ve işleyişinden bahsediyorum. Nitekim bugün bir ilaç takip sistemi var. Dünyada ilk olarak Türkiye'de uygulandı. Ki uygulanıyor. Başarıyla da uygulanıyor. Nasıl ilacı takip ediyorlar? İlaç takip sistemi şu. Her ilaca bir kare kod veriliyor. Şimdi yeni yeni dünya işte buna geçiyor. Tamam. Türkiye 2010 yılından beri 2010-11 yılından beri buna geçmiş durumda. Şöyle düşünün, her ilacın bir kimlik numarası var. Her kutunun, halkımızın anlayabileceği şekilde izah edeyim. Her kutunun bir kimlik numarası var. Bize avantajı nedir bunun? Size avantajı şu, o ilaç üretildiği anda o kimlik numarası Sağlık Bakanlığı kayıtlarına düşüyor, kare kod. Üretim bandına, fabrikadan depoya gelişi, depodan eczaneye gelişi, eczaneden hastaya verilişi, bunların hepsi sistemde kayıt ve takip aşama olarak hepsi kayıtlı. Tabii. Sahte ilacın önüne geçiyorsunuz bu şekilde. Evet. Siz atıyorum aldığınız ilaçta bir yan etki oluştu. Tamam. Yanlış bir etki oluştu. İlacı aldığınız yer belli, ilacın kendisi belli, hangi firma olduğu belli, hangi depo, hangi eczane, bunların hepsi kayıtlı. Hangi doktor yazmış tabii, o da belli. Tabii çok ciddi denetim altında. Aşı konusu da keza öyle. Şimdi bakın aşı geliyor, gelir gelmez Türkiye'ye girişi yapılıyor. Giriş yapılır yapılmaz aşı dağıtılmıyor. Belli bir denetimden geçiriliyor.
Evet. Türkiye bu konuda çok ciddi denetim mekanizmaları olan bir ülke. Halkımızın da buna güvenmesini önemli tavsiye ediyorum. Ya müsterih olalım diyorsunuz. Müsterih olsun. Evet. Yani bir de ilaçta şöyle bir şey var. Tabii denetimin olmadığı böyle çok geri kalmış ülkelerden bahsetmiyorum. Ama dünya genelinde ikinci kalitesi olmayan tek ürün ilaçtır. Suyun dahi kalitesi var. Zengin içtiği suyla fakirin içtiği su farklı olabiliyor. Evet. Nitekim farklı da. pH değerleri açısından vesaire. Yani zenginleştirebiliriz onu. Mineral. Yani işte onlardan şey falan. Ama ilaçta bugün Cumhurbaşkanı ne ilaç kullanıyorsa köyündeki vatandaşımız da aynı ilacı kullanıyor. Aynı ilacı evet. kullanıyor. Ve Amerikan Başkanı hangi ilacı kullanıyorsa Avrupa'nın herhangi bir yerine sıradan bir vatandaş ve Türkiye'nin herhangi bir yerine sıradan bir vatandaş ikinci kalite diye bir şey yok ilaçta. Hı hı. Evet. O yüzden bu kuşkuların aşı için de bu geçerli. Bu kuşkuların yersiz olduğunu halkımızın bilmesini önemli rica ediyorum. Aşı konusuna gelince aşı türleri. Şimdi aşıların çeşitli üretim teknolojileri var. Yani bunu çok fazla detaya inmeden özetleyecek olursak örneğin canlı aşılar var. Canlı aşı mikrobun zayıflatılarak vücuda enjekte edilmesi. Yani evet. O virüsün veya bakterinin virüs zayıflatıldıktan sonra vücuda enjekte ediliyor. Vücut ona karşı bir savunma mekanizması evet. geliştiriyor. Mesela canlı aşılar bağışıklık sistemi zayıf insanlarda özellikle yaşlılarda vesaire tavsiye edilmez. Hı hı. Çünkü hala bir şey kapasitesi tabii. var. Hastalık kapasitesi var. İkincisi inaktif, ölü aşılar dediğimiz. Hı hı. Bunlar dünyada en yaygın kullanılan aşılar. Nitekim bu Çin'den gelen Sinovac aşısı da bunlardan biri. Evet. Tecrübe edilmiş bir yöntemle üretiliyor. Bunlar da virüs öldürülüyor. Ölü virüs, zararsız kısmı vücuda enjekte ediliyor virüsün hı. zararsız kısmı. Vücut ona karşı antikor üretiyor, savunma mekanizması üretiyor. Hı hı. Yarın öbür gün gerçek virüsle karşılaştığı zaman vücudun savunma mekanizması zaten aşı. Hazırlıklı. Hazırlıklı. Aşı dediğimiz şey budur aslında. Peki size göre bu Sinovac aşısı çok kısa bir sürede üretilmedi mi? Şimdi bütün aşılar baktığınız zaman hiçbir aşının bu kadar geçmişte bu kadar kısa sürede aşı üretimi söz konusu değil. Değil. Fakat dünyadaki olağanüstü süreç bunu gerektiriyor. Hı hı. Acil eylem planı gerektiriyor. Atıyorum belki işte normal şartlarda seneye çıkacaktı ama şu anda çıkıyor. Şimdi burada da işte tam da o noktaya gelecek. Şimdi burada bir virüsten bahsediyorum. Evet. Bu virüse karşı bugün işte çok en çok övülen aşı, hı hı. Alman aşısı dedikleri BioNTech Pfizer aşısı. Bu mRNA teknolojisi dediğimiz rekombinat RNA teknolojisi hı hı. dediğimiz bir teknolojiyle üretiliyor. Genetik kod alınıyor, vücuda enjekte ediliyor. Orada antikor oluşumunu tetiklemek için yapılıyor. Şu ana kadar kitlesel bazda uygulanmış bir yöntem değil bu. Evet. İlk defa. Özellikle çip takacaklar muhabbeti de oradan geliyor muhtemelen. Oradan geliyor. Yani. Aynen. Ya çip yine ben ona da inanmıyorum aha. ama şimdi bunun tecrübe edilmiş bir geçmişi yok hı-hı. önümüzde. İlk defa böyle kitlesel anlamda bir uygulamaya tabi tutulacak evet. bu yöntem. Şimdi nasıl sonuç verecek bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Fakat önümüzde daha önce birçok hastalıkta denenmiş ve olumlu sonuç vermiş bir yöntem var. İnaktif aşıdan evet. bahsediyorum. Ve Sinovac'da bu yöntem de üretiliyor. Hı-hı. Bu yöntemin herhangi bir yan etkisi de yok. Hı hı. Bir riski de yok. Ha, ne kadar bağışıklık sağlar? Bunu hiç kimse hiçbir aşı için net bir şekilde öngörebilir dersem doğru olmaz. Doğru. Ama elimizdeki veriler tatmin edici ölçüde bir bağışıklık kazandırdığını söylüyor. Şimdi bunlar bağışıklık kazandırır. Yarın öbür gün hiç ummadığımız bir mutasyon olur ki çok düşük bir ihtimal bu. Aşı kılık değiştirir. Yeni bir virüs kılık değiştirir. Yeni bir aşı üretmek zorunda kalırız. Hı hı. Tabii bu etken de olabilir. Bu etken de olabilir. Evet. Yani ne olacağını bilmiyoruz ama hadi hazırda mevcut şartlarda en makul, en akılcı yöntem bu. Evet. Şimdi kaldı ki mesela bu aşı normal belli bir sıcaklıkta atıyorum 0 dereceye yakın 2 derece civarında saklanabilen bir aşı. Hı hı. Ama bu Alman aşısı dediğimiz BioNTech aşısı -30 ile -70 derece arasında saklanması gereken bir aşı. Evet. Siz o saklama sıcaklığını normal şartlarda sağlayamazsınız. Soğuk zincir dediğimiz bir şey var.
Doğru. Soğuk zincir belli ilaç gruplarında özellikle işte aşı gibi, insülin gibi biyolojik tabanlı ilaç gruplarında ürünün bozulmaması için tabi tutulması gereken sıcaklığa bir soğuk zincir diyoruz. Evet. Ki bu konuda da yine birkaç şeye değinmek istiyorum. Ben yaklaşık 20 yıllık eczacıyım. 20 yıl önce ilk eczanı açtığımızda Urfa'da işte eczacı depoları bize ilaç getiriyordu. Aracın o göğüs kısmının üstüne insülini koyardı. Urfa'nın sıcağında, 40 derece güneşin altında. Soğuk zincir ilacın o şekilde eczaneye getirdiğini ben hatırlıyorum. Evet. Yani denetim mekanizmasından bahsediyorum. Ama şu an böyle bir şey yok. Şu an eczaneye gelen her ürün soğuk zincire tabi tutuluyor. Aşı konusunda da yine biz bunu ilgili kurumlara ilettik. Aşı ve bu diğer tüm soğuk zincir ürünlerinin indikatör diye bir şey var belli ülkelerde ve belli ürünlerde uygulanan. Siz kutuya o indikatörü monte ediyorsunuz üretim safhasında. O sıcaklığın dışına çıktığı zaman indikatör renk değiştiriyor ve ürün çöpe gidiyor. Evet. Hastaya tatbik edilmiyor. Bu yöntem kullanılabilir. Buna çok girmenin şu an anlamı da yok. Peki şöyle bir soru sorsam, biz program tanıtımına girdiğimizde gün içerisinde bayağı soru aldık. Şöyle bir konu vardı. Çin'de bu koronavirüsü çıktığı zaman insanlar yolda düşüp öldüler. Kaldırımdaki Evet. görüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Virüsün çıktığı yer Çin'in Wuhan kenti. Yine tedavi de yine aynı yerden geldi. Yine Çin'den. Aşı da oradan geldi. Hani buraya baktığımız zaman bir çelişki düşünmeli miyiz diye bir soru almıştım. Bunu size sormak istedim. Şimdi bunlar biraz işin komplo teorisi kısmına Evet. giriyor. Şimdi komplo teorilerin hepsi yanlıştır diyemezsiniz. Doğruluk payı olabilir. Ama bunu şu an aşı konusunda vereceğimiz karar üzerinde bunun bir faydası ya da zararı yok. Aynı anda. Ayrıca bu konu araştırılır. Bunun peşine düşülebilir. Şu an aşı konusunda yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Kısaca tekrar özetleyelim. Bu süreçten çıkmamızın tek yolu aşı. Akıl çerçevesinde baktığımız zaman Cenab-ı Hak neyi getirir onu bilmiyoruz. Tabii. Ama akıl çerçevesinde baktığımız zaman bu süreçten çıkmamızın tek yolu aşı görünüyor. Evet. Aşı içerisinde ben devletimizden doğru seçim yaptığını düşünüyorum. Denenmiş bir yöntem. Farklı hastalıklarda, birçok hastalıkta bu yöntemle üretilen aşılar kullanılıyor ve hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Diğerlerinde ne olacağını bilmiyoruz ama en azından bunda ne olacağını kestirebiliyoruz. Doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yani bu şey değil, bir telefon veya saat veya tablet değil, ya Çin malı, Alman malı, böyle bir şey yok. O yüzden ben özellikle dedim ki ilaçta ikinci kalite olmaz. İlaçta Türkiye'nin denetim mekanizmaları, denetim standartları çok yüksek. Evet. Halkımız bu konuda rahat olsun, müsterih olsun. Ve aşı konusunda hiçbir şekilde tereddüt etmemelerini ben rica ediyorum. Aslında aşı konusunda çok bir tereddüt olmazdı. Fakat işte dediğimiz gibi az önce de bahsettik ya, biraz hızlı mı gelişti olaylar? Yani faz denemeleri, bunu biz sağlıkçı değiliz. İlaç Evet. yapımında da sizin kadar bilemeyiz ama bu faz denemeleri tam olarak oturtuldu mu? Yani bunu da biz kestiremiyoruz. Aynen dediğiniz gibi bir yıl sonrasını siz de bilemezsiniz, biz de bilemeyiz. Şimdi tam ama da onu söylüyorum. Sizin tahmininiz daha kuvvetlidir bana göre. Şimdi tam da onu söylüyorum. Bakın, faz denemeleri önemli. Evet. Bir ilaçta işte faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Zaten bir ilacın maliyeti ilacın üretimi değildir. İlacın üretim maliyeti çok yüksek değildir. İlacın üretime hazır hale gelene kadar ki Ar-Ge süreci çok ciddi maliyetler taşır. Yani evet. Herhangi bir ilacın, bugün piyasaya çıkan yeni bir ilacın Ar-Ge maliyeti 1 milyar dolardan başlıyor. Çok ciddi bir rakam. Tabii, çok ciddi bir rakam. Buradan baktığımız zaman bütün aşılarda yeterli bir şey olmadı. Bu faz çalışmalarını yayacak kadar, çok geniş tabanlı yayacak kadar bir süre yok. Bu sürenin imkanı da yok. Şartlar Doğru. Bunu gerektiriyor. Aynen. Ha böyle bir şey yok ya, o zaman siz tercihinizi nereden yana kullanacaksınız? En çok denenmiş olandan kullanacaksınız. Yani geleneksel yöntemden tabii ki. Maceraya alacağız. Yani, çok güzel bir konuya değindiniz. Madem süre yok, yeterli faz çalışması yapılmıyor. Bu durumda riski az olan, hemen hemen hiç olmayan bir yöntem, risksiz bir yöntem hangisiyse onu tercih edeceksiniz. Evet. Daha önce denenmiş olanı tercih ettiğiniz zaman bir sorun yaşanmayacak. Yani Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Süleyman Açar 20 yıllık deneyimiyle gönül rahatlığıyla aşı olun diyor. Kendim oldum, siz oldunuz. Tabii vatandaşımızın da olmasını ben rica ediyorum. Rica ediyorsunuz. Kendi, hem kendileri için hem toplum için.
Yanılmıyorsam şu aşamada 75 yaş için randevu alınıyor. Bence 85 yaştan başladı. 85 şimdi, şu an ya, şu an 10 milyon vatandaşımız daha gelecek. Onlar da en kısa sürede olduğu zaman bu yaş grubu gittikçe düşecektir. Düşecektir. Az önce buraya geldiğinizde maskeniz vardı. Sosyal mesafeye uygun oturduğumuz için maskeyi çıkardınız. Aşı olmuşsunuz fakat ben rahatım, bana bir şey olmaz demiyorsunuz bir eczacı olarak. Yani tabii. Bu da var. Şimdi bu da var. Bir, şimdi aşı olduğunuz zaman grip aşısı oluyoruz. Grip aşısı her sene oluyorsunuz. Zaten bu hastalık her ne kadar virüs olarak aynı tür değilse de seyir olarak gribe benziyor. Hastalığın seyri. Grip ilk çıktığı zaman grip virüsü, İspanyol gribi dedikleri aslında bizim şu an bildiğimiz gribin ta kendisi. İlk çıktığı zaman 1900'lerin başında dünyada 50 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Evet. Zamanla virüs mutasyon geçiriyor. Hem insanlar virüse alışıyor hem virüs insanlara alışıyor. Bu işin seyri genelde böyle gider. Evet. Ve biz şu an griple, gripten hiçbir şekilde rahatsız da değiliz varlığından. Varlığını kabullenmiş durumdayız. Doğru. Şimdi bu grip aşısı oluyoruz. Grip aşısı olan insanların birçoğu yine gribi geçiriyor ama hafif geçiriyor. Ama hafif geçiriyor olmanız, tamam siz hafif geçiriyorsunuz ama bana bulaştırmayacağınız anlamına da gelmiyor. Gelmiyor. Bunda da aynı şekilde. Şimdi aşı diyelim ki %90 koruyuculuk sağlıyor. Geri kalan %10 da yine faydası olacaktır. Ağır atlatacağını hafif atlatacaktır. Ama atlatırken bulaştırma riski, o %10'un bulaştırma riski olacaktır. Evet. Bir. İkincisi, halkımız inşallah yakın bir süreçte geniş tabanlı aşılama çalışmaları başlayacak. Başladığı zaman halkımız şunu bilmedi, aşı olur olmaz her şey bitmiyor. Bağışıklık süreci yaklaşık 1 ile 1,5 ay arasında sürüyor. 1,5 ay. Tabii şimdi aşı oluyorsunuz. Tamam. Mesela biz 10 gün önce aşı olduk. 20 gün sonra ikinci dozu alacağız. 18 gün sonra. Tamam. 4 hafta sonra. İkinci dozdan ancak 1-2 hafta sonra yeterli antikor oluşuyor vücutta. Ha, sizin bünyeniz çok çabuk tepki veriyor. İlk dozda da 2 hafta içinde bağışıklık kazanabilirsiniz. Ama biz genel şey üzerinde konuşuyoruz. Tabii yani genel rakamlar tabii. Üzerine, genel tablo üzerinde konuşacak olursak 1 ile 1,5 ay geçmesi lazım. Evet. Bu yüzden de tedbiri de elden bırakmamak lazım. Bırakmamak lazım. Çünkü toplum, az önce dediğiniz gibi, toplum geniş tabanlı olarak aşılama yapmadı. Evet. Toplumsal bağışıklığı da şu an kazanmış değiliz. Değiliz. Ki şimdi hastalığı geçiren insanlar zaten genelde 3 ay sonra bir daha risk grubuna girmeye başlıyor. Böyle de bir hastalık. Evet. İşte hastalığı geçirdiğiniz zaman işte kanınızda antikor oluşuyor. O antikor ortalama genelde işte yapılan araştırmalarda 3 ay boyunca kalıyor. 3 ay sonra bir daha siz hastalığa karşı savunmasız hale geliyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz günlerde 6 ay içerisinde 2 defa Covid geçiren insanları gördük biz. Ve geçirip ikinci de vefat eden insanlar var. Daha mı ağır geçiyor o zaman? Kişiye göre değişiyor. Değişiyor, doğru. Ya daha ağırdan ziyade atıyorum ilkinde vücutta bir harabiyet bırakmıştır. Kalıcı bir hasar bırakmıştır. İkinci darbede vücut kaldıramayabiliyor. Evet. Amiyane bir tabirle konuşmak gerekirse. Doğru. Peki aşıyı oldunuz. 1 ile 1,5 ay geçti. Antikor ürettiniz. Evet. Maskenizi de takıyorsunuz. Bu sizi ne kadar götürecektir? Yani 1 dediğim yıl mı, 1,5 yıl mı? Tabii yaşamadan da göremeyiz. Geçmişte de belli bir kaynak yok. Belki afaki soruyorum ama merak şimdi, ediyorlar insanlar. Covid öyle bir süreç ki emin olun net bir şekilde öngörülebilir hiçbir şey yok. Yaşayarak göreceğiz hepimiz yaşayarak maalesef. Yaşayarak göreceğiz. Bakıyorsun işte bilimsel otoriteler bir gün bir şey söylüyor. Aradan bir ay geçiyor tam tersi sonuç ortaya çıkıyor. O yüzden yaşayarak göreceğiz ve aklımızın bize gösterdiği, şimdi Allah da diyor aklınızı kullanın. Tabii. Akıl çerçevesinde şu an yapmamız gereken neyse. Tedbir almak lazım tabii, en azından. Tedbir nedir? Elimizden geleni yapmak. Elimizden şu anda gelenle yapacağımız en doğru iş ne? Aşı olarak mümkün mertebe bağışıklığı yaymak. Yani %70-80 oranında toplumsal bağışıklığı yakaladığınız anda zaten bir şekilde eşiği atlamış oluyorsunuz. Hayat evet. Normale dönecektir. İnşallah diyoruz. Aşı konusuna noktayı koyuyoruz. Ve program sonucunda tekrardan değerli Süleyman Bey'den aşı ile ilgili bilgiler alacağız. Şimdi Şubat ayında ilaçlara bir zam gelecek mi diye bir soru var. Evet. Tabii bu hani bakanlığın politikasıdır, ülke politikasıdır. Burada eczacıların çok bir rol oynayabileceğini tahmin etmiyorum. Fakat siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi böyle bu, beklentimiz var mı? Beklentiden ziyade bu bizim muzdarip olduğumuz bir konu. Daha önce de her sene bu konu gündeme geliyor. Her sene bu konuda
izahat vermek durumunda kalıyoruz. Evet, değerli rejideki arkadaşlarımız. Evet efendim. Her sene bu konuda izahat vermek durumunda kalıyoruz. İlaç fiyat kararnaması var Sağlık Bakanlığı'nın. Bu kararnamaya göre her yıl Şubat ayında ilaç fiyatları geçen yılın euro kuru ortalamasına göre güncelleniyor. Şimdi tabii ülkemizin koşulları ortada. Devletimiz bu konuda bir fiyat politikası yürütüyor. Şu anda güncel euro kuru ilaçta 3.8. 3.8 euro üzerinde konuşuyoruz. Yani ilacın euro kuru 3.8 TL. 1 euro 3.8 TL. Haliyle son bir yılda da döviz artışı olduğunda bu güncelleniyor, bir zam oluyor. Ama biz bundan muzdaribiz. Muzdarip olmamızın sebebi ne? Her sene Şubat ayına 2-3 ay kala ilaç firmaları musluğu kısmaya başlıyor. Piyasaya ilaç vermemeye ve stok yapmaya başlıyor. Vatandaşlar diyor ki eczacılar ilaçları kaldırdı. Şimdi eczacılar kaldırdı diyorlar. Ben o zaman vatandaşa şunu sorayım. Kendini eczacının yerine koysun. Aha. Şimdi eğer piyasada ilaç varsa, depoda ilaç varsa, siz de geldiniz. O ilacın fiyatı bırakın %20'yi, iki katına çıkacaksa bile. Ya ben size satarım, hemen depodan alır yerine koyarım. Evet. Niye satmıyor? Doğru. İzah edebildim mi? Ama buradaki ana sıkıntı ilaç firmalarının bu konuda böyle bir şeye gitmesi. Bunun çözümü de var. Biz bunun çözümünü de sunduk. Sağlık Bakanlığı'na da sunduk. Kendi örgütümüze de, Türkiye Eczacılar Birliği'ne de söyledik. Kendi birliğimize. Ya yılda bir yapacağınıza, 3 ayda bir yapın. Yılda bir %20 yapacağını, 3 ayda bir %5 yap. 4 yap, 5 yap, aynen. O zaman firmalar da böyle bir yola gitmez. Hem biz sıkıntı yaşamayız. İnsanlar mağdur olmaz, hastalar insanlar mağdur olmaz. Biz hastalarımıza karşı zor durumda kalmayız. Evet. Ya biz ki zamın bize de, biz zam taraftarı da değiliz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Çünkü gelen zam size gitmiyor, ilaç firmasına gidiyor. İlaç firmasına gidiyor. Evet. Hiç zam yapmasın, ilacın fiyatını yarıya da düşürsün, eczacıya gerekli desteği versin devletimiz. Evet. Biz firmalara katkı sağlayacağına, devletimize katkı sağlasın. Eczacımıza evet. Ve devletimize katkı sağlasın. Bizim zam diye bir kaygımız yok. Ama bu zamın her sene bizi mağdur etmesi ciddi bir sıkıntı. Her sene aynı şey yaşanıyor 4-5 yıldır. Bunu söylüyoruz, bir türlü de buna bir çözüm getirilmiyor. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Teşekkür ediyoruz. O zaman bu konudan da yani ilaca zam gelecek, eczacılar stok yapmıyor. Buradaki en büyük problemin ana sebebi ilaç firmaları. Evet. İlacı üreten ilaç firmaları. Şimdi yeni mezun eczacılarımız var. Evet. Onlar eczane açmak için sıraya girmişler ve bir yığınlık yığılma olduğunu öne sürüyorlar. Evet. Eczacı odası buna nasıl bir cevap verecek? Şöyle... 2012 yılında eczacılık kanunu değişti. 6197 sayılı kanun. Buna göre nüfusa göre eczane kriteri getirildi. Evet. Ve Türkiye'nin her yerinde 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde. Yani 350 bin nüfusu olan bir yerde 100 tane eczane açılabiliyor. Evet. 101. açılamıyor. Tabii bu işin kabası, işin teknik boyutu da şu. 2013'ten sonra üniversite sınavı, yani kanun çıktıktan sonra üniversite sınavına girenleri kapsıyor. Bu arkadaşlarımız üniversite sınavına girdiklerinde bu kanun var. Bu kural da var. Yani bunu bilerek bu yola çıkıyorlar. Tabii, bunu bilerek evet. Bu yola çıkıyorlar. Kaldı ki Urfa'da şimdi merkez ilçelerimizden Halidiye dolu, Eyüp'e dolu, Karaköprü'de nüfus artışı nedeniyle bazen bir iki tane kontenjan açılıyor. Hala Süverek'te 13 tane, yanlış hatırlamıyorsam 13 tane boş yerimiz var. Keza Harran'da var, Akçakale'de var, Halfeti'de var. Evet. Buralarda eczane açılabilir. Böyle bir yığılmadan bahsetmek doğru değil. Ama illa atıyorum Halide'de açacağım derseniz şu an kanun buna müsaade etmiyor. Ama Harran'da, Halfeti var, gidin orada açın. Tabii. Yani eczacılık orada da eczacılık var. Böylelikle bu yığılmaların da önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorsunuz. Evet, şimdi gerçi programın girişinde bizler bahsettik. Yani çoğu hastalarımız hastaneye bile gitmeden gidip eczacısından ilaçlarını alabiliyor. Evet. Veya takviye edici gıdalarını alabiliyor. Bu kapsamda sektörde çalışanların, gerçi eczacılarımız gerekli bilgi ve donanıma sahip, teknisyenlerimizin de gerekli bilgi ve donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de sektördeki çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi anlamında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi biz normalde yapıyorduk. COVID süreci gelene kadar. Şu anda da gerçi
süreç uzayınca uzaktan eğitimlere başladık. Özellikle eczacılarımıza yönelik. Geçmişte de hem eczacılarımıza hem teknisyenlerimize yönelik rutin eğitimlerimiz vardı. Burada ayrıca teknisyenler derneğimiz var. Onlar da kendi içlerinde belli eğitimler yapıyorlar. Hatta bu konuda biz KOSGEB'le ilgili Türkiye'de bunu yapan ilk eczacı olarak, ilk meslek odasıyız belki de. Evet. Bir tematik proje uygula, bir yıllık bir eğitim sürecine tabi tuttuk. Hem eczacılar hem teknisyenleri. Bu konuda faaliyetimiz var. Evet. Ki devam da edecek. Ayrıca pandemi sürecine başladığımızda maske sıkıntısı yaşandı. Evet. Herkes birden maske yüklendi. Aynı şekilde dezenfektan sıkıntısı da yaşandı. Evet. Şanlıurfa'daki birçok eczacımız, ben kendi gözlemlediğim kadarıyla, kendi dezenfektanını üretebildi. Evet. Bu çok önemli bir şey bana göre. Tabii biz orada zaten üretim videosu da koyduk. Aha. Web sayfamıza, meslektaşlarımıza yönelik bunu yapılabileceği. Zaten eczacımın bu konuda bilgi birikimi var. Hatta biz yetkili kurumlarımıza da ilettik. Devlet kurumlarının bu konuda sıkıntı yaşadığı noktada biz devreye girebiliriz. Herhangi bir maddi karşılık da beklemeden. Evet. Meslektaşlarımız elini taşın altına koyabilir. O konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Yani bir ihtiyaçla hasıl olmadı ama biz bunu sunduk. Yani eczacılarımız bilgi birikim konusunda iyi. Oldukça iyi. İşte ben de bunu söylüyorum. Başka neler yapabiliriz konuşuyor musunuz? Yani düşünüyor musunuz? Yani pandemi döneminde ya dezenfektan kimse bulamadı ama eczacılarımız üretti. Ben de onlardan Evet. kullandım. Yani bu sıkıntı süreçte bunu üretebilenler geniş zamanda neler yapmaz? Evet. Bence bunun bir fizibilite çalışmasını oda olarak yapmalı mısınız? Bir kardeşiniz olarak naizane tavsiye. Belki de yapıyorsunuzdur. Ben tam bilemediğim Yapıyoruz için. Ama bu işte bazı şeyler yerel çapta çok tek başına yeterli olmuyor. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz bir milyar dolarlık bir Tabii. ruhsattan hani... Bir ulusal politika lazım bu konuda. Evet. Bugün şunu söyleyeyim. En basiti bitkisel ürünler. Hı hı. Lisans düzeyinde bitkisel tedavi üzerine eğitim gören tek meslek grubu eczacılardır. Evet. İkinci bir meslek yok. Yani ön lisans vesaire falan filan var 2 yıllık okullar. Hı hı. Ama lisans, ki onlar da yeni çıktı. Lisans düzeyinde eğitim gören tek meslek grubu biziz. Bizim neredeyse eğitimimizin yarısı, kimse bilmez, eczacı olmayanlar çok bilmez ama eğitimimizin neredeyse yarısı bitkilerle geçiyor okuldaki eğitimimiz. Evet. Tabii bu konuda bizim öz eleştiri de yapmamız lazım. Meslektaşlarımız da bu konuda çok elini taşın altına koymuyor. Hı hı. İşte bu iş genelde hiçbir eğitim olmayan, halka bir şeyler vaat eden, yalan yanlış bilgilerle ve yalan yanlış ürünlerle evet. Halkın sağlığıyla oynanan bir tablo ortada. İşte açıyorsunuz televizyonlarda 2-3 tane hadis-i şerif ayet-i kerime de ekliyor dualarla vesaire falan filan. Vatandaşımız da kanıyor maalesef yani. Kanıyor. Ağrı kesici kreme hadis ekleyenler var. Ekleyenler var. Var yani görüyoruz. Bu ama içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Şimdi az önce söyledim. Türkiye'de ilaç mekanizması çok ciddi. Denetim mekanizması çok ciddi. Siz kalkıp da hiçbir şeyde Sağlık Bakanlığı'na tabi bir üründe siz şey yapamazsınız. Herhangi bir sahtekarlık veya eksik ham madde vesaire bunları yapmanız söz konusu değil. Çünkü rutin denetimler var sürekli. Evet. Analizler yapılıyor. Fakat bu ürünlerin en büyük sıkıntı da şu, güzel bir konuya değindiniz. Bu ürünlerin hemen hemen tamamı Tarım Bakanlığı'na tabi. Şimdi insan sağlığı için kullanılan bir ürünün Tarım Bakanlığı ruhsatlı olması abesle iştigal. Aynen. Bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıp, dedim ya bir ulusal ilaç politikası olursa, sağlık politikası bu konuda, biz de çok rahat proje de üretebiliriz, ürün bazında da faaliyete geçebiliriz. Ama bu konuda şimdi Tarım Bakanlığı'na tabi olduğu zaman herhangi bir ruhsat almak çok kolay oluyor. Yani bu nasıl söyleyeyim? Gübreyle ilaç, insanın kullandığı ilaç aynı kriterler eşliğinde değerlendiriliyor. Aynı yerden ruhsat alıyor. Bu doğru bir şey değil. Değil. Yine bu konu, aynı konuya değineceğiz fakat işte marketlerde satılan işte o takviye edici gıda vesaire, yani ben gidip ondan bir kutu alıp içsem belki çok farklı bir yan etki edecek. Yani kanı sıvı olan birisinin belki kanı daha da çok sıvılaştırılacak. Tabii. Ama eczacı bunu verirken en azından soruyor. Böyle bir şey ne var mı diye sordukları oluyor. Ben denk geliyorum, biliyorum yani. Şimdi her sene hatırlarsınız. Dikkat ederseniz yaz aylarında ölüm haberleri olur. Hı hı. İşte genç kızlarımız zayıflama ilacı kullanıp vefat eder. Evet. Bunların birçoğunda şey yok. Tamamen bitkisel denir ama analiz yapıldığı zaman, bazen bu konuda işte Türk Eczacılar Birliği'nin hassasiyeti vardır.
Analizler bizim hocalarımız var. Eczacı fakültesindeki hocalarımız. Bunların analizlerini yaptıkları zaman içlerinden kimyasal maddeler çıkıyor. Hı-hı. Ve yasaklı kimyasal maddeler. Evet. Örneğin isim vermeyeceğim. Daha önce eczanelerde de satılan, ruhsatlı olarak satılan bir ilaç vardı. Bütün dünyada satılan. Zayıflama ilacı. Hı-hı. Bu ilaç yasaklandı. Ölümlere yol açtığı için. Ama bu ilacın ham maddesi hala bu bitkisel denen ürünlerin içinde kol geziyor. Evet. Ve vatandaşımız da o tamamen bitkisel söylemine kanarak bunları alıp kullanıyor. Risk bu. Çok büyük bir risk. Evet. Ve bu ürün Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetimi dışında. Bunların bir an önce Sağlık Bakanlığı'nın denetiminin alınması gerekiyor. Evet. Peki programımızı birazdan kapatacağız. Gereksiz ilaç kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçi Sağlık Bakanlığı son yıllarda antibiyotik kullanımı anlamında önemli kriterler, önemli konularla ilgili halkı bilgilendirdi. Fakat gereksiz ilaç kullanan bir millet miyiz? Bunu siz nasıl değerlendireceksiniz bizlere? Maalesef. Hı. Neler yapmalıyız bunun için? Bu konuda sadece vatandaş bazlı değil, hem vatandaş bazlı, hem eczacı bazlı, hem hekim bazlı. Bakanlığımız son yıllarda bunu da güzel bir şekilde yapıyor. Akılcı ilaç kullanımı başlığı altında. Çalışmaların genişletilmesi gerekiyor. Evet. Hatta bizim bir önerimiz var, sürekli söylüyoruz. İlaçlar, işte hekim ilacı yazdığı zaman ticari adıyla yazmasın. İçindeki etken maddeyi yazsın. Hı. Ki burada tamamen firma spekülasyonu, firma manipülasyonu ortadan kalksın diye. Evet. İzah edebiliyor muyum? Yani biz eczaneye gidip ilaç aldığımızda muadilini verme, bunu ver demekle ilgili gibi bir şey. Hani etken maddesini yazarsa hangisi ise onu verecektir. Şimdi etken maddesini yazdığı zaman firmanın bu konudaki çalışmaları bir an bir şekilde şey olacak, engellenmiş olacak. Evet. İlaç firmaları işte içinde yaşadığımız düzen gereği sürekli ilaç kullanımı tetiklemek üzere Hı. şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Zaten işte hani derler ya, ilaç kullanımı öldürmüyor, süründürüyor hani. Çok tedavi edilen de yani belki görünmüyordur. Bunu her hastalık için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ilaçların tedavi edici etkeni büyüktür. O bambaşka bir şey ama genelde bahsetmiş olduğunuz gibi ilaç firmalarının gerçekten de böyle bir politikası olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Ya şimdi ilaç firmaları bu şekilde ayakta kalıyor. Aha. Şimdi ben biraz kitabın ortasından düz konuşuyorum ama ilaç Ama firmaları... yani bir eczacı sektörünün temsilcisi olarak da çok iyi konuşuyorsunuz. Yani ilaç firması ayakta kalabilmek için ilaç sarfiyatını arttırmak zorunda ve daha Evet. çok kazanabilmek için bunu yapmak zorunda. Hı. Biz ne yapmalıyız? Biz de doğru kullanım ne şekilde olacaksa sistemi o yönde kurmalıyız. Evet. Yani kimsenin değirmenine su taşıyacak değil de Hı. vatandaşımızın sağlığına doğrudan etki edecek şekilde sistemimizi tesis etmeliyiz. Evet. Bu şekilde söylediniz. Efendim, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Ben iyi akşamlar mesajınızı almadan önce aşı ile ilgili tekrardan güzel bir vurucu cümlelerle kapanışını alıp daha sonra programı kapatacağım. Aşı çok önemli. Ekranları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Kapanış mesajınızı aşı ile yapalım, daha sonra programı Şimdi tekrar kapatacağım. özetleyecek Tabii, olursak, lütfen. biz bu hastalığı, bu süreci ancak aşıyla atlatabiliriz. Akıl çerçevesinde biz bunu öngörebiliyoruz. Evet. Şu an önümüzde tek çıkar yol bu görünüyor. Yarın öbür gün başka bir yol çıkar, o farklı. Ama şu an tek yolumuz bu. Aşıya geldiğimiz zaman da vatandaşımızdan dikkat rica ediyorum bu konuda. Koronavirüs hastalığının başında, COVID hastalığının başlangıç sürecinde de birileri dedi ki böyle bir hastalık yok. Evet. Şu amaçla yapılıyor, bu amaçla komplo teorileri üretildi, bilgi kirliliği yapıldı ve birçok insanımızın canına mal oldu. Şu an yine aynı bilgi kirliliği aşı üzerinden yapılıyor. Vatandaşımızın buna itibar etmemesi gerekiyor. Biz bu süreci ancak aşıyla aşabiliriz ve devletimizin aşı konusunda yaptığı seçim de son derece makul, mantıklı. Geleneksel bir yöntemle üretilmiş bir aşı. Geçmişte defalarca denenmiş bir yöntem. Bu Sinovac aşısından bahsediyorum. Ben kendim bu aşıyı zaten oldum. Meslektaşlarımın Hı. çok büyük çoğunluğu oldu. Vatandaşlarımın da ilk fırsatta aşı olmalarını önemli istirham ediyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz Ben vermiş olduğunuz teşekkür ederim. bilgilerden dolayı. Çok önemli konulara temas ettik. 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Eczacı Süleyman Açar 20 yıllık deneyimiyle bu akşam bizlerin konu oldu. Aşı ile ilgili önemli açıklamalar oldu. Kendisi aşı olmuş. Bizlerin de aşı olması için, sizlerin de aşı olması için gerekli tavsiyelerde bulundu. Güzel bir cümlesi vardı. Hastalık başladığında bazı manipüle haberler yapıldı. Böyle bir hastalık yok, böyle bir şey yok.
inanmayın. Covid yok denen ifadeler oluştu. Böyle bir hastalık var, böyle bir illet var. Tünelin sonundaki ışık göründü. Aşı geldi, artık her şey normal diyemiyoruz. Az önce Süleyman Bey buraya maskesiyle geldi. Bizler maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmek zorundayız. Yani bu hastalık hepimizin içinde, yani hepimizin en yakınında. Daha önceki gün, yani ben de bir televizyon programcısı kardeşiniz olarak daha önceki gün değerli eşimin kıymetli annesi Mühibe Öncel hanımefendiyi kaybettik. Covid illeti nedeniyle toprağa defnettik. Sağlık çalışanlarına ve herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Fakat Eczacı Süleyman Bey'in de dediği gibi böyle bir hastalık yok demiyoruz. Böyle bir hastalık var. Bizler de yeni normalleşme döneminde bu hastalığı kabul ederek, bu hastalığa önlem alarak yaşamaya devam etmeliyiz. Ve en kısa sürede bakanlığın uygulamış olduğu politika neticesinde aşımızda olarak diğer vatandaşlara zarar vermemeliyiz efendim. Bir başka Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.